kıymetli Adanalılar. Efendim Adana Millet Buluşması'nın bu bölümünde konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi sıfatıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeyden Karalar'ı buraya davet etmek istiyorum. Evet. Millet İttifakı'nın çok değerli il başkanları, belediye başkanları, çok değerli milletvekillerimiz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye'de adaletsizliği bitirecek olan, kul hakkı yemeği bitirecek olan, kaybolan kardeşliği, barışı, huzuru, hakkaniyeti getirecek olan, ülkenin yeniden hukuk devleti olmasını sağlayacak olan 13. Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz Adana'mıza. Türkiye'nin en büyük sorunu uyuşturucu ve mülteci. Uyuşturucu da Adana şehrinin kullanım açısından Türkiye'nin en önde illerinden olması, kullanıcı sayısının çok olması hasebiyle bu güzel toplantıyı, bu ailelere çok faydalı olacak toplantıyı Adana'da yaptığınız, burayı tercih ettiğiniz için kardeşlerim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum Sayın Genel Başkanım. Adana'da iki temel sorun var. Biri mülteciler, Suriyeliler ve Afganlar olmak üzere çok büyük bir tehlike arz etmekte ve artık biz onların yanında misafir gibi olacağız bir müddet sonra. Ona parmak bastığınız ve onlarla ilgili Türkiye'nin huzurunu düşünerek onları da insanca buradan göndereceğiniz ve bu ülkenin insanlara kalmasını sağlayacağınız için onun için de şükranlarımı sunuyor Sayın Genel Başkanım. Ve tabii ki çok önemli bir sorun da uyuşturucu. Biz bir araştırma yaptırdık değerli kardeşlerim. Çok ürkütücü sonuçlar çıktı. Bir kere her iki kişiden bir tanesi istediğimde uyuşturucuya çok rahat ulaşabiliyorum dedi. Bu çok önemli bir tehlike ve çok facia bir durum. Ve ne yazık ki kullanma yaşı 10 yaşının altına indi. Çok ürkütücü bir durum. Yaptığımız incelemelerde o kadar çok vahim sonuçlar elde ettik ki gerçekten bu soruna el atmak gerektiğini, bunun kökünün kazılması gerektiğini gören ve 4 tane torbacıyı yakalarak bu işin mücadelesinin olmayacağını söyleyen, baronlarla mücadele ederek bu işin çözüleceğini söyleyen 13. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz tekrar. İki gün önce yaşadığım bir olayı müsaade ederseniz Sayın Genel Başkanım anlatıp kürsüyü terk edeceğim. Nacarlı, bizim Yüreğir'in bir köyü. Bir cenazeye gittim. Bir uyuşturucu kullananın öldürdüğü bir gençle ilgili. Babasıyla konuştum. Hepsini tanıyorum zaten. Hüseyin abi nasıl oldu dedim. Dedi ki biliyorum zaten. Akrabamız orada. Herkes birbirine akraba. Kahveye geldi. Silah var elinde. Silah da çakar almaz gibi bir şey ama yine de oturtturdum. Evladım derdin ne dedim. Gel o şöyle otur. Oturtturdum diyor. Pepsi ısmarladım diyor. Çay ısmarladım diyor. Sakinleştirdim. Tamam amca ben gideyim eve dedi diyor. Eve giderken bir ağacın arkasına saklanmış. Oradan iki tane sıkmış. Ve Hüseyin abinin oğluna denk gelmiş. Çocuğun ciğerleri parçalanıyor ve vefat ediyor. Yani uyuşturucu kullananın artık akli melekeleri gidiyor. Tehlike buraya kadar arz etti. Ben Yüreğir ilçe başkanım bana bir şey anlattı. Dedi ki Zeydan abi Ulubatlı Hasan diye bir mahallede parkta iki genç biri birine
Öbürü öbürüne şırıngayla uyuşturucu. Durum bu kadar vahimdir. Türkiye açısından vahimdir, Adana açısından vahimdir. Ben gerçekten Adana'da bu problemin çok üst düzeyde olduğu, Türkiye'nin en önde gelen illerin arasına girdiği uyuşturucu bakımından olan bir kent olması hasebiyle bu toplantıyı burada tercih etmenizden dolayı 13. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı, teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeyden Karalar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, çok saygıdeğer konuklar, efendim izin verirseniz şimdi konuları ortak olan değerli vatandaşlarımızı sırasıyla buraya çağıracağım konuşmalarını yapmak üzere. Öncelikle Ayşegül Balaltan'ı buraya davet etmek istiyorum. Merhaba herkese. Ben de uyuşturucu bağımlısı bir eşiydim. 9 ay önce benim eşim maddeyi bıraktı. Ama hala biz endişeliyiz. Çünkü bakkalda çikolata satan çocuğuma, bana ekmek satan bakkalda bulunabiliyor. Bulunması, ulaşılması o kadar kolay ki. Çok kolay bir şekilde bulabiliyor yani bunu. O yüzden biz ailece hala endişeliyiz. Tekrar başlamasından dolayı. Benim eşim 1,5 yıl önce bizim dükkanımızı yaktı, oturduğum evi, arabamızı yaktı, madde bağımlısı olduğundan dolayı bilinçsizce yaptı bunları. Ben bütün ana haberlere çıktım, televizyon programına çıktım. Ne söylendi? Eşi evi terk etti, eşine kızdı, evi yaktı. Madde bağımlısı olduğu söylenmedi, örtbas edildi. Ben buradan seslenmek istiyorum. Neden örtbas ediliyor? Madde bağımlıların elinden neden tutulmuyor? Neden yardımcı olunmuyor? Bir ulaşılmıyor yani. Bizi susturuyorlar. Ben ana haberlere çıktığımda benim bütün konuşmalarım kesilmiş. Madde bağımlısı söylediğim kısımların hepsi kesilmiş. Programda beni konuşturmadılar. Adamı psikopat ilan ettiler. Benim eşim işi çok güzeldi. Esnaftı, arkadaş kurbanı oldu. Yani ya şu anda anlatırken o günleri yaşıyorum sanki. 1,5 yıl oldu, daha çok taze. Yani artık kökten çözülsün istiyoruz. Biz de endişeliyiz, bıraktı diyoruz ama hala endişeliyiz. Çünkü bulunması çok kolay. Ben teşekkür ederim. Sayın Ayşegül Balaltan'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Talat Gürpınar'ı buraya davet etmek istiyorum. Binnaz Karaca, tamam. Talat Bey daha sonra gelecek. Binnaz Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Binnaz Karaca'yı. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız ve sürekli bizim kadınlarımızın arkasında duran avukat Sayın Başkanım Oya Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 1,5 sene önce benim kısa keseceğim başınız ağrımasın. 1,5 sene öncesine kadar çok mutlu, huzurlu bir yuvamız vardı. Benim oğlum 92 doğumlu yanlış bir evlilik yaptı bizlerden habersiz. Boşandılar. Çocuğum bunun boşluğundan dolayı bu metamfetamin denen illete bağımlı kaldı. Evde sürtüşmeler, kavgalar, kendini kesmeler. Çocuğum artık ben sürekli utanıyorum bir anne olarak. Polise gidiyorum sürekli uzaklaştırma veriyorlar. Ya 31 yaşında çocuğumu ben evden bir anne olarak utanıyorum kovmaya. Polise gidiyorum. Polis eve geldikten sonra bizi olay anında çağırın diyor. Yani bu devletin ne yapması gerekiyor? İlla kafam gövdemden ayrıldıktan sonra bu devlet bir şey yapacak. Bizlere birer dernek tahsil etsinler. El ele verelim bizim gibi dertli insanlar.
Uyuşturucu bağımlısı olan utanan anneler. Arkadaşlar utanmayın. Kesinlikle utanılacak hiçbir şey yok. Biz utandıkça bizim gençlerimiz batağa daha çok batıyorlar. Ben sonuna kadar mücadelemin arkasındayım. Hiçbir şekilde eve gittiğim zaman huzursuzluğumdan korkmuyorum. Sadece o çocuğumu kurtarmak istiyorum. Zaten şu anda benim gözümde bitkisel hayatta başkanım. Bitkisel hayatta yaşıyor. Ben onu yaşıyor gözüyle görmüyorum. Sadece ben vasi istiyorum. 1,5 seneden beri vasi çıkarın diyorum. Devletime, milletime yalvarıyorum. Vasisi ben olayım ya. Çocuğum tedavi olmadan çıkmasın, çıkarmasınlar. Bana bugün git, yarın gel. Bugün git, hadi bende var. Ruh sağlığının önüne gittiğimiz zaman 1 milyar yatış parası istiyorlar. Bu sigortası olmayan insanlar ne yapacak? Ne yapacaklar? Çocuklarını önüne mi terk edecekler? Yani o yüzden benim ricam, bizlere birer dernek, bizim arkamızda olsunlar, önümüzde olsunlar, bize sahip çıkılsın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Hasan Polat Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Kolay gelsin. Hepiniz hoş geldiniz. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ben bu maddeyi 15 öncesine kadar her gün içiyordum. Günlük, yani diyebilirim, günün 10 saatinden fazlası. Zaten uyumuyorsun. Bunu içtiğin zaman 5 gün boyunca ortalık gibi ortalıkta geziyorsun. Diyorlar ki hastaneye götürüp yatırıp. Tamam, hastaneye gidiyorsun, yatıyorsun 21 gün. 21 gün sonra çıktığında ilk işin bunu içmek. Yani tedavi medavi hikaye. Bu madde bu ülkeye girdiği süre boyunca herkes bunu içiyor. Kimse de önüne geçemez. Mahallede 10 yaşında çocuklar bunu satıyor. Mahalleye giriyorsun, bir ucundan öbür ucuna kadar 30 tane adam bunu satıyor. Nasıl önüne geçeyen ki bu madde varken? Bu mülteciler geldi gelmeden önce 6-7 sene öncesine kadar biz bu maddenin ne olduğunu da ne biliyorduk ne görüyorduk. Yani satanlara bakın, hepsinin altında son model arabalar ama hiçbiri içmez. Hepimize bedava dağıttılar. Ondan sonra da bu hale geldi. Ben 3 yaşında çocuğa iftira atan, 80-90 yaşında iki bastonla gezen kadına koca buluyorduk. Yani mahallede 3000 tane adam varsa 3000 ile düşmansın ama kimsenin bu düşmanlıktan haberi yok. Çünkü öyle bir düşmanlık yok. Yani hayalperest, hortlak yarattılar. Yani anlatacağım bu kadar. Teşekkürler. Efendim şimdi konuşmasını yapmak üzere Ömer Çakır Beyefendi'yi buraya davet etmek istiyorum. Arkadaşlar, Sayın Genel Başkanım, sizlere hiç alkış falan istemiyorum. Bizim acımız çok büyük. Biz bu acımızdan gençlerimizi kurtarmak için bununla mücadele edecek olan 3 sene önce halkımıza namus sözü veren Sayın Genel Başkanımıza saygı duyuyorum. Benim kesinlikle bir siyasi görüşüm yoktur. Ben sadece televizyonda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben bu zehir tacirlerinin sonunu getireceğim, kökünü kazacağım dediğinden itibaren saygı duyuyorum. Benim acım, benim oğlum küçük kardeşini öldürdü huzur evlerinde 2011 yılında. 2011 yılından beri cezaevindeydi. Sonradan cezaevinden koronadan dolayı izine çıktı. İzine çıktı fakat hala içmeye devam ediyormuş. Ulubatlı Hasan, Kabaktepe, buralar yüreğinin dediği gibi demin bacımın tam bir kalesi. Nereye gitsem var. Ondan sonra devam edince bu içtiği şeylere ben bunu yakalatmak zorunda kaldım. Yakalattım, şu anda 8 sene 4 ay ceza aldı. Lütfen analar babalar, hiçbir ananın babanın suçu yoktur. Bazıları de diyor ki ananın babanın suçu. Hayır, hiçbir ana baba evladını bu kötü illete alıştırmasını istemez. O yüzden hepinize teşekkür ederim, saygılar. Sayın Seda Koyuncu'yu buraya davet etmek istiyorum.
Seda Hanım galiba salon dışında olabilir. Tamam. Saygıdeğer milletvekilleri, çok kıymetli belediye başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli Adanalı hemşehrilerimiz. Ülkemizin tüm kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizzatihi halkımızın kurduğu Millet İttifakı'nda yine halkımız tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine ayırmış Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Lütfen alkışı keselim. Lütfen. Alkışı keselim. Beni dikkatle dinlemenizi isterim. Öyle bir illetle karşı karşıyayız ki bu illetle mücadele etmek zorundayız. Eğer bir evde bir uyuşturucu bağımlısı varsa annesi, babası, çocuğunun, evladının uyuşturucu kullandığını başkasının bilmesini istemiyor. Yıllardır ben bunu araştırıyorum. Üniversitelerde hocalar araştırıyor. Akademik dünyanın araştırması dışında bu konuda belediye başkanlarımızın artı pek çok sivil toplum kuruluşunun araştırmaları da var. Bu illet bulaştığı andan itibaren evde huzur kalmaz. O nedenle benim bir sözüm var. Bu millete bir sözüm var. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde bereketin olmasını istiyorum. Her evde eğer huzur varsa, bereket varsa apartmana yansır, sokağa yansır, caddeye yansır, şehre yansır. Eğer bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsa o kentte kimse sokağa çıkamaz. Genç kızlar sokağa çıkamaz. Gençler sokağa çıkamaz. O nedenle bu temelde ele alınması gereken büyük bir illettir. Ve bu illetle ilgili mücadele etmek gerekir. Şimdi Türkiye özellikle son 10 yılda altını çiziyorum. Özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların neredeyse merkezi haline geldi. Ta Güney Amerika'dan. Önce Afrika'ya, sonra Türkiye'ye getiriliyor. Asya'dan, Afganistan'dan bütün o sınırlar aşılarak yine Türkiye'ye getiriliyor. Önce fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Bir arkadaşımızın dediği gibi bedava veriyorlar. Arkasından bunlar torbacı hale getiriyorlar. Torbacı yapıyorlar bunları. Ben o fakir ailelerin sorununu çözmek zorundayım. Bu benim için bir namus borcudur. Ben o yoksul ailelerin derdini çözmek zorundayım. Bu benim için bir namus sorunudur. Nasıl olur da ta kalkacaksınız Afganistan'dan uyuşturucu getireceksiniz. Bütün bu sınırlar nasıl aşılacak? Gemilerle uyuşturucular gelecek. Nasıl aşılacak? Öyle bir musibet ki bulaştığı andan itibaren evde, mahallede, şehirde huzuru bırakmaz. O nedenle bu konuda yaptığım bütün araştırmalarda, bütün gözlemlerde bu acı tabloyu yaşayan ailelerde zaman zaman bir araya geldiğimizde onların gözlerinden, onların seslerinden, onların davranışlarından anlıyorum. Ve bunun bir siyasi tercih olduğunun da altını çizmek isterim. Eğer deseler ki uyuşturucu konusunda siyasi otorite kardeşim bunu engelleyin. Vallahi billahi polise yetki versinler ve siyasiler dokunmasın. Bütün uyuşturucu baronlarını gider kulaklarından tutar
hakimin karşısına çıkarırlar. Ben bunu adım gibi biliyorum. Hepimiz bunu gayet iyi biliyoruz. İstanbul'da bir anne aynen şunu söyledi. Çocuğumu okula gönderiyorum. Okuldan çıktığı anda karşısında uyuşturucu satıcısı var dedi. Onu biliyor dedi, görüyor dedi, tanıyor dedi. Akşam gelince ceplerine bakıyorum, cep telefonu duruyor mu durmuyor mu? Satmışsa cep telefonu demek ki uyuşturucu almış. Bir anne için en büyük dram. Yine bir ailede tanık oldum. Anne baba diyorlar ki vallahi biz yatarken yatak kapısını arkadan kilitliyoruz. Oğlumuz geliyor uyuşturucu kullanıyor. Kendi hayatımız tehlikede. Bu tablodan Türkiye'nin çıkması lazım. Bu tablo bizim hak ettiğimiz bir tablo değil. Neden siyasiler diyorum. Bu işin sorumlusu neden siyasiler? Bu işin sorumlusu neden ülkeyi yönetenler? Şunun için. Para bitti. Her şeyi sattılar. Fabrikaları sattılar. Arsaları sattılar. Daireleri sattılar. Her şeyi sattılar. Yine para yok. Paraya ihtiyaçları var. Bu sefer kanun çıkardılar. Yurt dışındaki bütün kirli paranı Türkiye'ye getirebilirsin. Uyuşturucu paraların tamamını Türkiye'ye getirebilirsin. Paraları getir. Tam 8 sefer kanun çıkardılar. Bir daha söylüyorum. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Tam 8 sefer kanun çıkardılar. O parayı, uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye'ye getirin. Ne savcı, ne polis, ne mahkeme, hiç kimse size dokunmayacak. Ve bunlar paraları getirdiler. Paraları getirirken kendileri de geldiler. İstanbul şu anda uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Ve kimse dokunmuyor onlara. Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Şimdi sizin düşünmeniz lazım. Ülkeyi bu batağın içine sokanlara sizin oy vermemeniz lazım. Evladınızı düşünüyorsanız, ailenizin huzurunu düşünüyorsanız, komşunuzun huzurunu düşünüyorsanız, bu uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeyenlere asla ve asla oy vermemeniz lazım. Oy vermemeniz lazım. Bu illetten çocuklarımızı kurtarmak gerekiyor. En fakirinden en zenginine kadar. Her ailenin bütçesine göre uyuşturucu satılıyor. Her ailen. Fakirse ona göre uyuşturucu. Zenginse ona göre uyuşturucu. Ya böyle bir pazar olur mu? 80 milyon insan zehirleniyor burada. Ve bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız zehirleniyor. Ki her anne için evladın ne olduğunu hepimiz biliriz. Anneler evlatları üzerine titrerler. Ayağına taş değmesin derler. Aman karnı aç mıdır tok mudur derler. Aman yemeğini zamanında yedi mi? Aman güzel bir evlilik yapsın. Aman güzel torunlarım olsun. Bütün aileler, bütün anneler böyle bir beklenti içindedir. Ama bu beklentinin dışına çıkıp uyuşturucu illetiyle tanışınca farklı bir dünya çıkıyor ortaya. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Ve beraber yapmak zorundayız. Mücadele nasıl olacak? Bir, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder. Allah nasip eder. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş bu uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye'de tutmayacağım. Hiçbirisini. Fakiri zengini bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsinin kökünü kazıyacağım. Hepsini dışarı süreceğim. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım. Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir rezalet olmaz. Bunun yolu sandığa gideceksiniz.
Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanacaksınız. O evlatlar hepimizin evladıdır. Hepimizin. Hepimizin evladıdır. Bir annenin, bir babanın yaşadığı dram hepimizin ortak dramıdır. Onun başına gelen yarın bizim de başımıza gelir. Evladımızın da başına gelebilir. Bu memlekette huzur istemiyor muyuz? Beraber yaşamak istemiyoruz. Beraber yaşayacaksak, huzur içinde yaşayacaksak bu laneti bu topraklardan temizleyip atmak zorundayız. Afganistan'dan buraya gelirken milyar dolarlar dönüyor. Gemilerle Güney Amerika'dan gelirken milyar dolarlar dönüyor. Türkiye'de imalatçıları var. Kimin nerede uyuşturucu imal ettiğini herkes biliyor. Adresi de belli, yeri de belli, şahıs da belli, herkes biliyor. Ama polis yakaladığında hemen polise müdahale. Sen niye yakaladın? Başı belaya giriyor, polisi sürüyorlar bu sefer. Bu memleketin namuslu polisleri var. Namuslu bürokratları var. Yeter ki siyasetçi de namuslu olsun. Siyasetçi de bu milletin hakkını ve hukukunu gözlesin. Bunu yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Onların gözünü çıkaracağım. Bu topraklardan süreceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Bir devlet meşru zeminde olmak zorundadır. Yani bir devlet kirli paraya ihtiyaç duymaz. Eğer bir devlet, bir siyasi otorite kirli paraya ihtiyaç duyuyorsa uyuşturucu baronlarının adamı olur. Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığıma iki kesim çok karşı. Birisi uyuşturucu baronları, diğeri de beşli çeteler. Beşli çeteleri de temizleyeceğim, uyuşturucu baronları da temizleyeceğim. Ve öyle bir noktaya geldi ki uyuşturucu baronları kendi hesaplaşmalarını da Türkiye'de yapıyorlar. Her birisi yabancı ülkelerden gelmişler. Kimisi doğudan, kimisi batıdan gelmişler. Kendi çıkarları için Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Birbirlerine silah çekiyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Ve bu ülkeyi yönetenler sadece seyrediyor. Onların hesaplaşmaları değil. Bu topraklarda onlara yer yok dememiz lazım. Ve onlara bu toprakları eğer kalırlarsa söz veriyorum vallahi billahi mezar yapacağım bu topraklara onlara. Mezar yapacağım. Şunu da bilmenizi isterim. Sizin evlatlarınız hepimizin evladıdır. Sizin çocuklarınız hepimizin çocuklarıdır. Onların güzel bir Türkiye'de yaşaması, bulundukları kentte huzur içinde yaşamaları, iş güç sahibi olmaları hepimizin ortak arzusudur. O zaman ülkeye bereket gelir, o zaman ülkeye huzur gelir. Eğer çakallar varsa bu ülkede, çakalların savaştığı bir yer varsa o ülkede huzur olmaz. O nedenle söylüyorum, uyuşturucu baronlarını da onların çakallarını da temizleyeceğim inşallah. Göreceksiniz, göreceksiniz. Tabii uyuşturucu kullanan gencecik evlatlarımız var ve onların tedavi edilmesi lazım. Bu konuda da sınıfta kalmış vaziyetteler. Yeteri kadar tedavi merkezleri yok. O tedavi merkezlerinin de bir şekliyle yenilenmesi, güzelleştirilmesi, yetkin doktorların gelmesi ve bunların sürekli belli aralıklarla kontrol edilmesi ve bu insanların topluma kazandırılması lazım. Eğer bunlar topluma kazandırılırsa, işleri güçleri olursa, güzel bir aile birlikteliklerini sürdürürlerse hepimizin ortak arzusu gerçekleşmiş olur. Uyuşturucuya çok rahat ulaşabiliyorlar. Bu da söylendi. Özellikle sadece bu Adana değil. Türkiye'nin bütün coğrafyası böyle maalesef. Siz Adana'da yaşıyorsunuz, Adana'yı görüyorsunuz. Ben Şanlıurfa'yı da biliyorum, ben Karadeniz'i de biliyorum, ben İç Anadolu'yu da biliyorum. İç Anadolu'da bir kente gittim, dediler ki aşağıda tuvalet var. Taksi şoförü anlatıyor. Hiç kimse oraya korkudan inemiyor çünkü oradakiler gidiyorlar, uyuşturucuyu orada kullanıyorlar dedim. Cesaret dedim, hiç kimse tuvalete bile gidemiyor dediler. Bunlar var ama bunlar var fakat kimse görmüyor. Kimse bu sorunun
ne kadar derin olduğunun farkında bile değil. Aslında farkında, görmek istemiyorum. Ama ben görüyorum. Ben araştırıyorum. Ben bakıyorum. En fakirinden en zenginine kadar her aileyle konuşuyorum. Dertleşiyorum. Bu toplantıyı yapmamın nedeni de şu. Bakın her şey konuşuldu. Bir seçime gidiyor. Her şey konuşuldu. Ama bu belayı konuşmuyorlar. Niye bu belayı konuşmuyorlar? Uyuşturucu baronlarını kızdırırız diye. Konuşmuyorlar. Onlar bize para veriyorlar diye. Onların vereceği paraya lanet olsun. Temiz para lazım. Helal felalim. Helal. Helal felalim. Bir kardeşimiz söyledi. Ekmek satan aynı zamanda uyuşturucu da satıyor. E bu bilinmiyor mu? Biliniyor. Niye önlem alınmıyor? Niye tedbir alınmıyor? Neden gereği yapılmıyor? Herkesin evladı değerli. Madde bağımlılığı bir felakettir. Ve bu felaket bir toplumda huzur bırakmaz. Ailede huzur bırakmaz. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Ve bunun mücadelesi sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele bir hak mücadelesidir. Bu mücadele bir insanlık mücadelesidir. O nedenle söylüyorum. Bakın ayın 28'inde sandığa gideceğiz. Vatanını seven sandığa gitsin. Bir daha söylüyorum. Vatanını seven, evladını seven, çoluk çocuğunu seven, bu beladan kurtulmak isteyen herkes sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Yeter artık. Yeter artık demeliyiz. Sigortası olmayanlar nasıl tedavi olsun diye bir anne ifade etti. Doğru. Geliri olmayanlar nasıl oluyor? Zenginin hadi durumu iyidir. Burada değil Avrupa'da tedavi olabilir. Ama gariban aileler ne olacak? Fakir aileler ne olacak? O ailelerin evlatları ne olacak? Ama tem merkezleri var son derece yetersiz. Ve o merkezler bir anlamda bazıları yeniden uyuşturucunun satıldığı merkeze dönmüş durumda. Biz bu konuda da binlerce şikayet geliyor. Bunların hepsini bir şekliyle biliyoruz. 10 yaşındaki çocuk bile bunu satıyorsa, satanların altında lüks araba kullananlar da garibanlarsa bunu kimsenin unutmaması lazım. Ve hafızamızın bir yerine bunu kaydetmemiz gerekiyor. Dedi ki en son konuşan baba, benim bir siyasi görüşüm yoktur. Ama uyuşturucuyla işte Kılıçdaroğlu mücadele edeceğini ifade ettim. Siyasi görüş, herkesin siyasi görüşüne saygılıyım. İnancına saygılıyım, kimliğine saygılıyım. Ama belalara karşı ortaklaşmak zorundayız. O bela beni de ilgilendiriyor, sizi de ilgilendiriyor. En garibanını da ilgilendiriyor. Dolayısıyla uyuşturucu belasına karşı hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Ben bunun sözünü veriyorum size. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. O uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım, kökünü kazıyacağım. Bu topraklarda yaşatmayacağım. Bu topraklara uyuşturucu getirenlere de en ağır cezaların verilmesi için her şeyi yapacağım. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Millet buluşmamız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Adanalılar.